İşbara Kağan'ın Çin İmparatoru'na yazdığı bu mektuptan hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kök Türk Kağan'ı işbara 585 tarihinde Çin İmparatoru'na yazdığı bir mektupta bizim kuzey bölgemizde idare edilenlerle idare edenler arasında kurulmuş olan kaideleri yaralamaya ben cesaret edemem demiştir. Peki bakanım halkın Kağan'ı seçimle belirlediği. Arkadaşlar verilen bu cümleden böyle bir bilgiyi çıkarmamız mümkün mü? Değil değil mi? Dolayısıyla birinci öncül olmaz. Kaan'ın töreye aykırı hareket edemediği. Evet arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi idare edilenlerle idare edenler arasında kurulmuş bir düzen varmış. Bu düzen tabii ki töredir diyebiliriz. Töre yazısız hukuk kurallarıydı ve e, geleneklerden göreneklerden oluşuyordu arkadaşlar. Dolayısıyla halkla devlet arasında bir ilişki vardı bu noktada ve gördüğünüz gibi Kaan e, bunu bozamam demişti. Dolayısıyla ikinci öncül tabii ki doğru olur. Devlet ve halk arasında bir düzenin oluşturulduğu. Bunu da zaten az önce ifade ettik. Verilen cümleden elbette bunu da çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız 2 ve 3 yani değişik olur. Murat'ın araştırmasında yaptığı yanlış aşağıdakilerden hangisidir? Orta Asya Türk devletlerinde ordu ile ilgili araştırma ödevi alan Murat, araştırmasını öğretmenine sunduğunda bunlardan birinin yanlış olduğunu fark etmiştir. Bakalım arkadaşlar. Hakan'ın ordunun başkomutanı olması bu doğru bir bilgi. Evet, Hakan arkadaşlar Orta Asya'daki Türk devletlerinde ordunun başkomutanı olarak görev alır dolayısıyla doğru. Yabguların savaş zamanı Hakan'ın emrine girmesi bu da Doğru bir bilgi arkadaşlar. Ordunun önemli bir kısmının atlı birliklerden yani süvarilerden oluştuğunu ifade edebiliriz. Ordu komutanlarına subaşı denir. Bu da doğru bir bilgi arkadaşlar. Ancak ordunun çoğunluğunun ücretli askerlerden oluşması ifadesi geçmiş. Bu tabii ki yanlış arkadaşlar. Aksine Orta Asya'daki Türk devletlerinde ücretli askerler tercih edilmiyordu. Biz ücretli askerleri sadece Hazarlarda görebiliriz. Ancak diğer devletlerde görmüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Yukarıdakilerden hangileri Türk devletlerinin parçalanmasında ve yıkılmasında etkili olmuştur? ordunun onlu sisteme göre teşkilatlanması. Arkadaşlar bu olumlu bir durumdur. Çünkü orduyu düzenlemişler, teşkilatlı hale getirmişler. Dolayısıyla devletin yıkılmasında etkili olacak bir neden değildir. Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması ise taht kavgalarına sebebiyet verecek bir durumdur. Yani hükümdar ailesine mensup olan herkes tahta geçebiliyordu. Bu da arkadaşlar taht kavgalarına sebebiyet verecek bir durum ve merkezi otoriteyi bozacak bir durum. Dolayısıyla devletin yıkılmasında da etkili olabilir diye Devletin ikili sistem şeklinde yönetilmesi de tabii ki bir takım olumsuzluklara yol açacak arkadaşlar. Çünkü iki başlılık ortaya çıkacak ve iki taraf arasında da bazen egemenlik mücadeleleri verilmiştir. Bu da devletin yıkılmasında etkili olur diyebiliriz. Çinlilerin Hun boylarını birbirine karşı kışkırtması da tabii ki bir dış etken olarak arkadaşlar ülkeyi olumsuz etkileyecek ve tabii ki yine yıkılmasında etkili olabilecek bir durumdur diyoruz. Bu sebeplerle cevabımız 2 3 ve 4 yani E şıkkı olur. Kök Türklerin yapgusu istemi yapgunun. Atalarımızdan işittik ki Roma İmparatorluğu elçileri geldiği zaman bu bizim için artık yeryüzünü fethedeceğimize delalet eder sözü. Türk devlet anlayışında uygulanan aşağıdakilerden hangisinin ifadesidir? Arkadaşlar bakın yeryüzünü fethedeceğimiz demek ne demek? Bütün dünyaya hakim olacağımız demek değil mi? Bu da Türk tarihinde Türk cihan hakimiyeti mefkuresi olarak geçmiştir. Yani burada bahsedilen durum arkadaşlar bütün dünyaya hakim olmak Cihan hakimiyetini benimsemek demektir. Kut inancı neydi? Hükümdarlık yetkisinin ilahi kaynaklı olmasıydı. İkili teşkilat dediğimiz şey devletin topraklarının geniş olması neticesinde doğu ve batı olarak ikiye ayrılarak yönetilmesiydi arkadaşlar. Federatif yönetim de aslında ikili teşkilat içerisinde kapsayabilecek bir yönetim anlayışı arkadaşlar. Şöyle devletin bir merkezi var ama devlet bu şekilde ikiye ayrılarak yönetiliyor ve her iki tarafta merkeze bağlı kalıyor. Dolayısıyla federatif yönetimden de yine bahsedilmediğini ifade edelim. Kurultay dediğimizde bir meclis, arkadaşlar, savaş, barış gibi önemli kararlarda burada alınırdı. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde kurulan Türk devletleriyle ilgili doğru bir bilgi değildir? Türk devlet teşkilatının temelleri Asya Hun devleti döneminde atılmıştır. Evet arkadaşlar kurulan ilk teşkilatta Türk devleti Asya Hun devleti olacak. Köktürkler döneminde Çin ile girişilen siyasi ve ticari ilişkiler sonrası maniheizm dini kabul edilmiştir. Hayır arkadaşlar Köktürkler döneminde değil Uygurlar döneminde maniheizm dini kabul edilecek. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade olacak. Hükümetin başında aygucu veya üge adı verilen bir görevli bulunmuştur. Evet arkadaşlar doğru. Aslında bu günümüzdeki başbakana benzer bir hükümet yöneticisi gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla doğru bir bilgidir. Devletler genellikle konfederasyon şeklinde yönetilmiştir. Evet arkadaşlar, federatif sistem vardı. Matbaa kullanımı ilk olarak Uygurlar döneminde meydana gelmiştir. Bu da doğru bir bilgi olacak. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olur. Buna göre Kemal Öğretmen'in verdiği bilgiler aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilendirilemez? İslamiyet öncesi Türk devletlerinin konu edildiği derste Kemal öğretmen öğrencilerine aşağıdaki bilgileri verir. Türk devletleri siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal meseleleri boy beylerinin de katıldığı toplantılarda çözümlemeye çalışırlardı. Arkadaşlar bu toplantılar tabii ki kurultaydı. Yani meclisi bu şekilde kurultay toplanır. Siyasi, askeri, ekonomik sorunlar çözüme kavuşturulmaya çalışılırdı. E, dolayısıyla B şıkkını eledik. Devlet babalık sıfatıyla halkı için şölenler düzenler onların karnını doyurup giydirir. Aynı zamanda halkını bir baba gibi de korurdu. Arkadaşlar biz bu şölenlere toy adını veriyoruz. Dolayısıyla A şıkkını da elemiş olduk. Türk devletlerinde devleti yönetme etkisinin hükümdara tanrı tarafından verildiğine inanılması ise kut anlayışıydı. Türk devletlerinde hükümdarlık sembollerinden biri de çeşitli ünvanlar almaktı. Bu ünvanlardan biri Şanlıyı'ydı arkadaşlar. Ancak gördüğünüz gibi cihan hakimiyeti hakkında bir bilgi yok. Cihan hakimiyeti dediğimiz şey dünyaya hakim olma düşüncesiydi. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. 742 yılında Karluklar, Uygurlar ve Basmillerin ortak saldırısı sonucunda dağılarak bağımsızlığını kaybeden Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 2. Kök Türk Devleti'nin zayıflamasını fırsat bilen Karluklar, Uygurlar ve Basmiller birleşerek devlete karşı saldırıya geçiyor. Ve 742 yılına geldiğimizde ise 2. Kök Türk Devleti dağılma sürecine giriyor diyebiliriz. Işıklarda 2. Kök Türk'ü göremiyorsunuz. Peki hangi devlet arkadaşlar? Yani Kutluk. Kutluk ya da ikinci Köktürk ikisi de aynı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur. Yukarıda verilen hükümler özellik eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. Mete Orta Asya'da ilk Türk devletini kurma. Arkadaşlar Mete devletin kurucusu değildir. Devletin kurucusu yani Asya Hun devletinin kurucusu Teoman'dır. Dolayısıyla bu yanlış olur. Attila Doğu Roma ile Margus anlaşmasını imzalama. Evet doğru arkadaşlar. Doğu Roma ile Margus anlaşmasını imzalayan Attila olacaktır. İstemiyabgu Bizans ile Akhunlara karşı ittifak yapma. Hayır arkadaşlar bu cümle yanlış bir ifade olacak. E, Akhunlara karşı Sasanilerle ittifak yapacak istemi Yabgu. Dolayısıyla bu da yanlış bir ifade. Bilge ilk Türk yazıtlarını dikme. Evet Orhun yazıtları arkadaşlar doğru. Bögük Ağında Maniheiz benimsemiştir? Bu da doğrudur. Dolayısıyla 1 ve 3 hatalı olacak. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olur. İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya'da kurulan Asya Hun Devleti ile ilgili bilgi veren bir araştırmacının aşağıdakilerden hangisinden söz etmesi beklenemez. Türk tarihinin ilk düzenli ordusunun kurulmasından evet arkadaşlar Metehan döneminde kurulacak dolayısıyla doğru. Geleneksel Türk Devlet Teşkilatı'nın oluşturulmasından evet çünkü Asya Hun Devleti ilk Türk Devleti arkadaşlar dolayısıyla bu da doğru bir bilgi olur. Orta Asya'da Türk Siyasi Birliği'nin sağlanmasından yine Mete döneminde Orta Asya'da Türk siyasi birliğini sağlayacaklar. İpek Yolu ticaretinin denetim altına alınmasından. Evet arkadaşlar, Asya Hun Devleti İpek Yolu için pek çok devletle mücadele edecek ve başarılı olacak diyebiliriz. Doğram İmparatorluğu ile diplomatik ilişki kuran ise Asya Hun değil Avrupa Hun Devleti'dir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Türk tarihine ilişkin verilen bu gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar önce tabii ki ilk Türk devleti olan Asya Hun Devleti'nin kurulmasıyla başlıyoruz. Ardından 350'li yıllara geldiğimizde Avrupa Hun Devleti kurulacak ve Avrupa Hun Devleti'nin öncülüğünde Balamir öncülüğünde arkadaşlar kavimler göçü başlayacak 375 yılında. Daha sonra da 1. Kök Türk Devleti kurulacak arkadaşlar 552 yılına geldiğimiz zaman Dolayısıyla sıralamamız bu şekilde olacak. Şıklara baktığımızda B şıkkında verilmiş. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olur. İlk Türk devletlerinde hatunlar devlet yönetiminde söz sahibidir diyen bir araştırmacı bu tezini ifadelerinden hangileriyle kanıtlayabilir? Naip olarak devleti yönetmeleri yani hükümdar yokken hükümdarın yerine devleti yönetmeleri. Evet arkadaşlar ilk Türk devletlerinde kadınların bu şekilde bir görevi vardı. Dolayısıyla doğru. Kadınlar aynı zamanda elçi de kabul edebiliyorlardı arkadaşlar. Yabancı devletlerden gelen elçilerle görüşebiliyorlardı ve aynı zamanda kurultaya yani meclise de katılabiliyorlardı. Kurultayda biliyorsunuz ki devletle alakalı önemli kararlar alınıyordu. Dolayısıyla burada kadınların da yer alması devlet yönetiminde onların da söz sahibi olduğunu bize gösterecektir. Bu sebeplerle cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olur. İç Asya'daki Türk devletleri toplum düzeninin korunması ve devlet yönetiminin sürdürülmesi için unsurlarından hangilerinden yararlandıkları söylenebilir. Arkadaşlar töre kuralları tabii ki oldukça önemli. Yazısız hukuk kurallarıydı. Bu kurallar elbette toplum düzenini koruyordu. Konar göçer düzen ise onların güçlü kalmasını sağlıyordu arkadaşlar. Çünkü sürekli bir yerden bir yere göç ettikleri için kendilerini korumak zorundaydılar. Bu yüzden yerleşik bir yaşam yerine göçebeliği tercih etmişlerdi. Toplum düzeninin korunması açısından da oldukça önemli. Eğer milli varlığımızı, kimliğimizi ve gücümüzü korumak istiyorsak konar göçer düzende yaşamalıyız diye düşünüyorlardı arkadaşlar. Dolayısıyla devlet yönetiminin sürdürülmesi noktasında konar göçer düzen de oldukça önemliydi. Kut anlayışı da arkadaşlar tabii ki çok önemli. Kut anlayışı dediğimiz şey hükümdarlık yetkisinin ilahi olmasıydı. Bu da tabii ki e, halkın e, devlete bağlılığını artıracak bir durumdu. Çünkü ilahi bir şekilde onların yönetici olduğuna inanıyorlardı. Bu da yine toplum düzenini koruyordu ve devlet yönetimini sürdürmek noktasında oldukça önemliydi. Dolayısıyla cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olur.